After Effects ve Premiere programlarından hangisinin kullanılması gerektiği çok arada kalınan, çok karıştırılan bir konu. After Effects'i kurgu yaparken kullanmayız. Bir videoya görsel katkı sağlamak, görsel efektler eklemek, hareketli animasyonlar üretmek ya da Premiere'in yetemediği durumlarda destek olması amacıyla kullanırız After Effects'i. Kurgumuzu Premiere üzerinde yapıp, gerektiğinde After Effects'ten destek almak en doğrusu. Bu video After Effects'i yeni başlayanlara yönelik bir video olacak. Bu videonun sonunda After Effects'in temellerini öğrenecek, animasyon yapma mantığını kavrayacak ve yaptığınız animasyonları video klip haline getirmeyi öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. After Effects açtıktan sonra karşımıza çeşitli paneller çıkıyor. Bu panellerin her birinin farklı görevleri var ve aklınıza gelebilecek tüm çalışmalar, tüm projeler bu paneller aracılığıyla yapılıyor. Şimdi bu panellerin ne olduğunu kısaca tanıyalım. Bu panelleri özelleştirebildiğiniz için size farklı bir şekilde görünüyorsa Windows'un altındaki Workspace kısmının default olduğuna emin olun. Yine defaultsa ve farklı görünüyorsa buradaki reset seçeneğini seçerek komple bu düzene gelmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü bu paneller üzerinde değişiklik yapılabiliyor, yerleri değiştirilebiliyor. Photoshop'ta nasıl sol tarafta bir araç kutusu var, After Effects'in araç kutusu da üst tarafta yer alıyor. Burada gördüğünüz gibi tamamen araçlardan oluşuyor burası. Şu anda bazıları pasif çünkü herhangi bir çalışma alanı oluşturmadık sahnede. Öncelikle sahneye bir görüntü atalım, bir footage atalım. Footage video demek. Görüntüyü buraya aktarabilmemiz için buradaki alana, burası proje alanı, buradaki alana sağ tıklıyorum ve Import diyerek file diyorum. File'ın sağ tarafında gördüğünüz kısa yol ise bu file yerine, buraya gelmek yerine klavyenizden Ctrl-I'ye basarak da ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. Buna tıklıyorum ve bilgisayarımdaki dosyayı, MP4 dosyasını yani video dosyasını buluyorum ve buraya tıklayarak, import seçeneğine tıklayarak görüntünün After Effects'e import edilmesini sağlıyorum. Seçtiğimiz video buraya aktarıldı. Hemen üzerinde videonun bir karesini göreceksiniz ve sağ tarafında ise videonun ismi, hangi boyutlarda olduğu gibi bir videoyu ilgilendiren temel bilgilere sahip olabilirsiniz buraya bakarak. Şimdi After Effects'te yeni bir sekans oluşturalım. Sekans dediğimiz şey de bir proje alanı aslında. Buraya eklediğimiz, bu programa eklediğimiz görselleri, sesleri, videoları düzenlediğimiz ve kurguladığımız yer olarak düşünebiliriz. Yine buraya, bu alana, proje alanına sağ tıklıyorum ve New Composition seçeneğini seçerek bir kompozisyon oluşturalım. Buradaki butona tıklayarak da yeni bir kompozisyon oluşturabiliriz. Butona tıkladığımda böyle bir ekranla karşılaşacağım. Üst tarafa oluşturulacak bu kompozisyonun ismini girebilirim. Video kurgularken çok önemli olan videonun genişliği ve videonun yüksekliğini buradan ayarlıyoruz. Saniyede kaç kare olacağını buradan ayarlıyoruz ve kaç saniye olacağını da buradan ayarlıyoruz. Diyelim ki 10 saniyelik bir video olsun. Şu sağ tarafı 0-0 yapıyorum. 10 saniyelik olmasını istediğim için burayı 10 yapıyorum. Gördüğünüz gibi oynattığımda 10 saniyelik bir alan söz konusu. Şimdi aşağıdaki alanda böyle bir şey açıldı. Çünkü biz kompozisyonumuzu oluşturduk. Kompozisyonumuzu oluşturduğumuz zaman da aşağıda gördüğünüz yer bizim kompozisyonumuzun içeriği. Yani biz video veya görsel eklediğimizde buraya, burası dolu olacak. Dolayısıyla şu anda boş olduğu için kompozisyonun kendisini de boş görüyoruz. Burada gördüğünüz siyahın anlamı bu. Az önce eklediğimiz videoyu şöyle aşağı doğru sürüklüyorum. Yani kompozisyonumun içerisine doğru sürüklüyorum. Bunu sürüklediğim zaman video buraya gelecek. Çünkü kompozisyonumda bir video var. Şu gördüğünüz çizgi timeline çizgisi ve bu timeline çizgisini sağa doğru oynattığımda videonun da oynatıldığını göreceksiniz. Bunu bu şekilde oynatmak yerine klavyeden space tuşuna yani boşluk tuşuna basarak da bunun oynatılmasını sağlayabilirsiniz. Boşluk tuşu buradaki timeline çizgisini hareket ettirir sağa doğru yani oynatır. Normal bir şekilde nasıl görünüyorsa, nasıl görünmesi gerekiyorsa o şekilde oynatır. Şuradaki ekrandaki video tam olarak görünmüyor. Bunun tam olarak görünmesi için şuradaki %50 değerini fit yapıyorum. Fit yaptığım takdirde bu ekranın boyutu neyse, şu panelin boyutu neyse bana o şekilde görüntüleyecek. Mesela ben bu paneli genişletirsem ona göre fit olduğu için, seçenek olarak fit olduğu için ekrandaki gördüğüm alanda bu oranda genişleyecek. Buraya video eklemenin başka yolu var mı? Şunu yapabilirsiniz alternatif olarak. Videoyu alıp direkt olarak buraya sürükleyebilirsiniz. Bu ekrana sürüklediğiniz takdirde zaten videonun sınırlarını da göreceğiniz için bu da alternatif olarak video ekleyebileceğiniz bir yöntem. Buraya video eklediğimde gördüğünüz gibi ikinci katman olarak video eklendi. Yani şu anda sahnede iki tane katman var. Bunların bir tanesini delay tuşuyla siliyorum şu anda. Alternatif olarak şöyle de yapabiliriz. Bu videoyu tutuyorum ve timeline alanında istediğim yere koyabilirim. Bu videoyu buraya sürüklediğimde şuradaki üçgeni takip edin. Bu video bu üçgenin olduğu yerden itibaren başlayacak demektir. Yani videoyu 3. saniyeden itibaren koymak istersen 3'ün yanına geliyorum ve mouse'umu kaldırıyorum. Ve mouse'umu kaldırdığım zaman video buradan itibaren başlasın. Yani 3. saniyeden itibaren başlasın demek istiyorum programa. Proje kısmını bu şekilde hallettik. Görsellerinizi, videolarınızı, müzik dosyalarınızı, ses dosyalarınızı buraya bu şekilde aktarıyoruz. Şimdi de timeline'e geçelim.
Burası komple timeline çizgisi ve sol tarafta timeline'ın kaçıncı saniyesinde olduğunuzu, yani timeline çizgisinin kaçıncı saniyede olduğunu ifade eden numaralar göreceksiniz. Peki bu timeline üzerinde kolay bir şekilde gezinmeyi nasıl yapabiliriz? Şöyle, az önce timeline çizgisini, yani buradaki çalışma alanını oynatmayı göstermiştim space ile, yani boşluk ile. Klavyeden page up tuşuna basarsanız eğer şu çizgi, timeline çizgisi bir kare sola gelir. Gördüğünüz gibi basıyorum ve bir kare sola geliyor. Page down tuşuna basarsak eğer bir kare sağ gidiyor. Eğer shift ile beraber page up veya page down'a basarsak bu sefer de 10 kare ilerleyecek. Bu kısa yollar şu anda bir şey ifade etmiyor olabilir ama zaman içerisinde bu kısa yollar programı daha efektif kullanabilmenizi sağlayacak. Şuradan da anlayabiliriz. Mesela şu an 0. karedeyim. Shift page down'a tıkladığımda 10 kare ilerliyor. Sadece page down'a basarsam eğer 11, 12, 13, 14, 15 ve tekrar shift page down'a basıyorum. Bu sefer 15'ten 25'e aktarılacak. Timeline çizgisini home tuşuyla çalışma alanının başına getirebilirim. End tuşuyla da çalışma alanının sonuna getirebilirim. After Effects'te diğer birçok program gibi layer mantığıyla, yani katman mantığıyla çalışır. Sahnede sadece bir tane katman var. Üst üste birçok katmanı yerleştirerek ortaya farklı bir şey çıkartabiliriz. Katmanın sol tarafında bir ok göreceksiniz. Bu oka tıklayarak çeşitli özellikleri aktif edebilirsiniz. Mesela Transform'un içerisine girdiğimde Anchor Point, Position, Scale. Position bu görüntünün pozisyonu ile ilgili. Scale büyütmesiyle, büyütüp küçültmekle alakalı, rotation döndürmekle alakalı ve opacity de görünürlüğüyle, yani transparanlığıyla alakalı bir özelliktir. After Effects'te bir görüntüye hareket verirken ya da animasyon yaparken keyframe'lerden faydalanırız, yani anahtar karelerden faydalanırız. Anahtar kareleri en basit şekliyle şöyle anlatabilirim. Bu görüntü diyelim ki transparandan gelsin, yani yoktan gelsin ve sonra da görünsün. Bunu yapabilmemiz için görüntünün olmadığı, opacity değerinin 0 olduğu bir anahtar kare vereceğiz. Sonra da opacity'nin 100 olduğu bir anahtar kare vereceğiz. Yani şöyle, sahnenin başında bu görünmeyecek. Onun için buraya 0 veriyorum. %0 görünmesi demek katmanın görünmeyeceği anlamına geliyor. Transparanlık, yani opacity değerinin sol tarafındaki ikona bir kere tıklıyorum. Buna tıkladığım zaman burada bir keyframe oluştu. Timeline çizgimi biraz daha ileri alıyorum. Bu sefer buna %100 diyorum. %100 dediğimde ve Enter'a bastığımda şurası zaten seçili olduğu için az önce biz buraya tıkladığımız için %100'de Enter'a bastığımda otomatik olarak bir keyframe ekleyecek buraya. Dolayısıyla burası 0'dı, burası 100'dü. Dolayısıyla biz ne yapmış olduk? 0'dan 100'e geçirmiş olduk. Bunu hareketli olarak şöyle görebiliriz. Burayı izleyelim. Gördüğünüz gibi görünmezken 100'e doğru, görünürlüğe doğru bir hareket vermiş olduk. After Effects'teki hareket mantığının temelinde bu var. Yani keyframe'leri kullanmak var. Biraz daha ileri gidip bunun görünmez olmasını sağlamak için de şöyle yapacağız. Şimdi zaten %100'de olduğu için bu keyframe, en son anahtar kare %100 olduğu için bundan sonraki her şey %100 olarak devam edecek. Ama ben bunu %0'a doğru görünmez yapmak istediğimde buradan mesela buradan itibaren 0'a dönsün istiyorum. Bunu şu şekilde yapacağız. Zaten %100'de olduğu için şu ikona tıklıyorum. Bu ikon zaten üzerinde keyframe var ve onu tekrar keyframe olarak aktar demek oluyor. Gördüğünüz gibi bir keyframe aktardı. Yani şu aralık %100. Bundan sonraki aralık da şu anda %100 çünkü herhangi bir şey vermedik. Ama 0 vermek istiyoruz. Opacity değerine 0 diyorum. Gördüğünüz gibi buraya yeni bir keyframe eklendi. Dolayısıyla ben bu yüzden, şuradaki yüzden buraya görünmez yapıyorum buradaki videoyu. Şöyle bir görünmezlik oluyor. Bu keyframe'i buraya aktarmamın nedeni de şu iki keyframe arasındaki değerler 100 olarak kalsın istediğim için. Yani görüntü tamamen görünsün istediğim için. Eğer bunu buraya koymasaydım şöyle olacaktı. Şurası 100, burası 0. Dolayısıyla 100'den 0'a doğru bir geçiş olacaktı. Ve keyframe'lerin uzunluğunu ve yakınlığını ayarlayarak mesela şuraya getiriyorum. Buradan buraya hızlı bir geçiş olacağı için görüntünün bana etkisi de hızlı bir şekilde olacak. Yani buradan hızlı bir şekilde yok olacak. Şu son eklediğimi de siliyorum. Yukarıda gördüğünüz araç kutusu neredeyse Photoshop'la bayağı benzerlik gösteriyor. Bu Hand Tool, mesela Hand Tool üzerinde bir çalışma yapalım. Az önce fit yaptığımız yeri %100 olarak çevirdiğimizde görüntünün bir kısmını görebiliyoruz. Hand Tool ile şöyle kaydırarak tıpkı Photoshop'taki gibi görünmeyen yerlerin görünmesini sağlayabiliyoruz. Bu gördüğünüz Rectangle Tool aynı zamanda üzerine basılı tutarak Ellipse ve diğerlerini de görebiliyoruz. Bu maske oluşturmak ve dikdörtgen, daire gibi şekiller oluşturmak için kullanılıyor. Burada gördüğünüz pen aracı, metin aracı, fırça aracı gibi Photoshop'la bayağı benzerlik gösteren yerler var. Mesela bu ekrana tekrar fit yaparak görüntünün, videonun tamamının görünmesini sağlayalım ve sahneye bir metin ekleyelim. Sahneye metin eklemek için görüntünün üzerinde herhangi bir yere tıklıyorum. Bu imleci burada gördüğünüz anda timeline'da yeni bir metin alanı
otomatik olarak oluşacak, metin katmanı oluşacak ve metnimizi buraya yazabiliriz. Gördüğünüz gibi metni buraya yazdım ve metni seçili hale getirdiğimde sağdaki karakter paneli üzerinde tıpkı Photoshop'taki veya diğer Adobe programlarındaki gibi bir karakter paneli göreceksiniz. Buradan font değişimi yapabilir, font size üzerinde oynama yapabilir veya diğer karakterle ilgili diğer şeyleri, diğer düzenlemeleri buradan gerçekleştirebiliriz. Bu gördüğünüz karakter paneli, karakter panelinin üzerine tıkladığımızda veya diğerlerinin üzerine tıkladığımızda o panelleri açıp kapatabiliyoruz. Bu panellere veya diğer tüm panellere Windows'un altındaki seçeneklerden ulaşabilirsiniz. Mesela karakter paneli burada sol tarafındaki ikon işaretli olduğu için sahnemizde bu karakter panelini görebiliriz. Eğer bu seçenek işaretli olmasaydı burada karakter panelini göremeyecektik ve karakter panelini kullanmamız gerektiğinde ve bu sahne üzerinde göremediğimiz durumlarda hemen buraya geliyoruz. Windows'un altındaki karakter seçeneğini işaretliyoruz ve böylece karakter paneli buraya geliyor. Şimdi biz buraya metnimizi yazdık. Tekrar seçim aracını alıyorum ve bunu ortalamak için de Align panelini, yani hizalama panelini kullanmam gerekiyor. Align paneli burada. Buna tıklayarak bu panelin açılmasını sağlıyorum. İçindeki özelliklerde bu metnin nereye hizalanacağını gösteren özellikler. Yatay ortalamada bu ikonu, dikey ortalamada bu ikonu kullanarak hem yatayda hem de dikeyde tam ortada olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi gelin az önce öğrendiğimiz anahtar kareleme yöntemini, yani keyframe'li animasyon verme yöntemini bu metne de uygulayalım. Bu sefer opacity üzerine değil de position üzerinde bir düzenleme yapalım. Bu metnin solundaki ikona tıkladığımda iki tane farklı şey göreceksiniz. Birisi metinle alakalı, birisi de az önce saydığımız bu özelliklerle alakalı. Biz position'la, pozisyonuyla ilgilendiğimiz için alttaki transform'un okunu açarak buradaki pozisyona ulaşıyorum. Projenin başından itibaren buradaki metin buradan başlasın ve sağa doğru kaysın. Benim istediğim şey bu. Böyle bir planlama yaptım. Position'ın solundaki ikona tıklıyorum. Böylece bir keyframe vermiş olduk ve biraz ileride bunun yerini değiştireceğim. Yerini değiştirdiğim zaman buraya müdahale ettiğim için ve daha önceden, yani az önce bir keyframe verdiğim için buraya otomatik olarak bu düzenlemeyi ekleyecek. Yani yeni bir anahtar kare olarak ekleyecek. Dolayısıyla bu iki anahtar kare arasında bir farklılık olduğu için bu bana animasyon olarak yansıyacak. Oynattığımda soldan sağa doğru giden bir animasyon elde etmiş olduk. Burada aşina olmanız gereken diğer bir panel de efekt paneli. Bu efekt panelini After Effects üzerinde yaptığımız eğitimlerde bolca kullanıyoruz. Burada arama yaparak istediğiniz efekte ulaşabilirsiniz. Mesela arka plandaki görseli, yani arka plandaki videoyu flulaştırmayı deneyelim. Bunun için Photoshop'tan da bildiğimiz Gaussian Blur seçeneğimiz var. Gaussian Blur yazdığımızda çıkan bu seçeneği alıyorum. Bu efekti alıyorum ve sürükleyerek arka plandaki videonun üzerine koyuyorum. Bunun üzerine koyduğumda şuradaki metni kapatalım. Bunun üzerine koyduğumda bir efekt seçeneği göreceksiniz. Şu transform'u da kapatıyorum şu anda. Bu efekt seçeneği yeni eklendi buraya. Bu efekti buraya sürüklediğimde eklendi. Efektin içerisine geldiğimde ne tür efektler olduğunu burada görebiliyorum. Bunun da detayına iniyorum ve burada blurness değeri var. Buna aynı zamanda buradaki alandan da, effect controls alanından da ulaşabilirsiniz. Sizde bu alan görünmüyorsa yine az önce dediğim gibi Windows'un altında effect controls panelini açmanız gerekiyor. Ve burada dikkat ederseniz solunda yine bir anahtar kare ikonu var. Gördüğünüz gibi anahtar kare ikonu olan her yerde bu değerlere animasyon vermeniz mümkün. Mesela 0'dan 100'e doğru bir bulanıklaşma animasyonu verebilirsiniz. Hatta bunu siz kendiniz deneyin. Bunu 100 yaptığımda gördüğünüz gibi arka planda bir bulanıklaşma mevcut. Bu fazla oldu tabii ki. Bunu 40 yapalım ve biraz daha az bulanıklık olsun. Tabii bu yapacağınız şeye, projeye göre değişir. Şimdi projemizi yaptık ve biz bu projeyi nasıl daha sonra kullanılabilir şekilde kaydedebiliriz? Photoshop'la örnek vermek gerekirse Photoshop'taki PSD buradaki nedir? Bunun cevabını verelim. Hemen buraya geliyorum. File'ın altındaki Save As seçeneğini seçiyorum ve tekrar Save As seçeneğini seçiyorum. Save seçeneğini seçtiğimde böyle bir pencere çıkacak. Bu pencere Windows'un penceresi ve bu projeyi nereye kaydetmek istediğinizi burada belirliyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere After Effects projelerinin düzenlenebilir kaydedilmiş hali AEP uzantılı. Dolayısıyla siz bu projeyi AEP uzantılı olarak kaydettiğinizde ve programı kapattığınızda daha sonra tekrar bu dosyayı açtığınızda kaldığınız yerden projeye devam edebilir ve proje üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Örnek diye bir isim veriyorum. Bunu kaydediyorum. Şu anda file open dediğimde, open project dediğimde gördüğünüz gibi örnek.aep uzantılı olarak kaydetti ve ben bu dosyayı açtığımda az önce nasıl kapattıysam o şekilde görüntüleyebiliyorum.
Pre-compose seçeneğinden de bahsetmek isterim. Photoshop daha yaygın olduğu için Photoshop üzerinden gitmek istiyorum bu örnekler konusunda. Photoshop'taki Smart Object mantığı, yani birden fazla katmanı tek bir katmanda birleştirip aslında arka planda yine çoklu katman desteği olan bir sistem Smart Object. Burada da aynı mantık var. Bu ikisini tek bir kompozisyonmuş gibi yapacağız ve bunu istediğimiz zaman içerisine girip tekrar bu katmanları görüntüleyebileceğiz. Bunu yapabilmemiz için birleştirmek istediğimiz katmanları seçiyorum ve sağ tıklayıp Pre-compose seçeneğini seçiyorum. Photoshop'taki Smart Object'in After Effects'teki karşılığı bu. Pre-compose seçeneğini seçiyorum. Yeni bir kompozisyon olarak bunu çevirmek istediğimi belirtiyorum ve Tamam butonuna tıklıyorum. Tamam butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi Pre-comp 1 isim verseydim o isim de gelecekti buraya. İsim vermediğim için varsayılan bir isimle buraya geldi. Az önceki kompozisyonumuz bu. Ben istersen bu katmana tek bir katman olduğu için komple bir düzenleme yapabilirim. Yani bunun pozisyonuyla oynamak istediğimde içerisindekileri de dahil ederek oynatıyor. Ya da bunun içerisine girip gördüğünüz gibi iki katman üzerinden de farklı farklı oynama yapabilirim. Pre-compose'u da bu şekilde kullanabiliyoruz. Özellikle kalabalık projelerde Pre-compose ile birleştirmek alanı daha efektif kullanabilmek açısından da önemli oluyor. Şimdi bir de Photoshop'taki JPEG olarak kaydetmenin karşılığı olan video olarak kaydetmeye bakalım. Video olarak kaydetmek demek de buradaki hareketi, 10 saniyelik hareketi MP4, Move veya AVI gibi çeşitli formatlarda kaydetmek demek. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Timeline'ımı seçiyorum öncelikle burada. Sonrasında Composition'ın altına geliyorum ve Add to Render Quick diyorum. Buna tıkladığımda bu şekilde bir pencere açılacak. Yeni bir panel açılacak. Render Quick paneli. Ve bu panel üzerinde video kaydetmek için çeşitli ayarlar var. Çok detayına inmeyeceğim. Kabaca nasıl Move uzantılı, QuickTime formatlı bir kaydetmenin nasıl yapıldığını göstereceğim. Direkt olarak şu alttaki seçeneği, linki tıklıyorum. Bu şekilde bir pencere açılıyor ve bu pencerede videonun özelliklerini giriyoruz. Hadi AVI uzantılı olarak kaydetsin ama Move uzantılı olarak kaydetmek isteseydim buradaki QuickTime'ı seçecektim veya sekans olarak kaydetmek için her bir kareyi ayrı bir görsel formatta kaydetmek için targa sekans ya da duruma göre tip sekans gibi seçenekleri de seçme imkanım var. Tabii bunların her birinin detayına ayrı ayrı inmek gerekir. Buradan tamam diyorum. AVI olarak kaydedeceğim bu arada. Sonrasında bu dosyayı nereye kaydedeceğimi belirtiyoruz ve ismini belirtiyoruz. Onun için de burayı kullanıyorum. Bunun üzerine tıklıyorum. Dosyayı nereye kaydetmek istiyorsam o klasörü seçiyorum ve bir isim veriyorum. Yine örnek diyelim. Az önce AEP uzantılı dosyayı kaydettiğim klasörün içerisine kaydedeceğim bunu. İki ismi aynı olması önemli değil. Diğerinin uzantısı AEP idi. Bunun uzantısı AVI olacak. Save diyorum. Save dedikten sonra bu render işlemine başlamıyor. Render işlemine, yani videoya çevirme işlemine başlaması için sağdaki render butonuna tıklamam gerekiyor. Buna tıklıyorum ve işlemeye başlıyor. Şu anda render ediyor ve en sonunda buraya geldiğinde render işlemi tamamlanmış olacak ve tamamlandığını bir ses ile duyacağız. Bu After Effects'teki render işlemi tamamlandı sesi. Kaydettiğimiz klasörün kendisine bakacak olursak, az önce kaydettiğimiz AEP uzantılı dosya burada, yeni eklediğimiz, yeni render ettiğimiz AVI dosyası da burada. AVI dosyasını açtığımda bu şekilde render ettiğimiz görüntüyle karşılaşacağım. Evet, bu eğitimde After Effects'i daha önce hiç kullanmamış olanlara yönelik küçük kısa bir eğitim yapmak istedim. Böylece After Effects'te neyin ne olduğunu hızlıca öğrenmiş olacaksınız ve bundan önceki, bu dersten önceki veya sonraki eğitimleri incelediğinizde beraber yaptığımız şeyler biraz daha tanıdık gelebilir ve yaptığımız projeler karşısında daha iyi hakimiyet kurabilirsiniz. Bu After Effects başlangıç eğitimimiz de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı, sonra da bu tip eğitimlerden hemen haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Katıl butonuna tıklayarak eğitimlere destek olabilirsiniz. Yandaki iki videodan birini seçerek öğrenmeye devam da edebilirsiniz. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.